Ay! Bu ne? Hay! Al! Bu ne kepazelik ya? Bu nedir ya? Ah canım benim, bu kızın talihsizliği, şanssızlığı. Ah canım benim, şimdi görünce ne yapacak? Tüh sana ya! Ah narinim. Dur kızım, dur dur. Yok bu dümen ya. Senin pandayı yatıştırmak için Atıf ayarladı. Dün söyledi bana. Yalan dolan yani. Öyle tek fotoğraflık manken bir kız. Ha. Biliyoruz rol icabı tuttuğunuz kızlarla ne altlar karıştırdığınızı Can Efendi. Bana bak. Yoksa bu kızı da o Şadiye'nin patronu Parlak'tan mı buldunuz siz? Ha. Her olayı buna bağlayacaksın artık değil mi? Böyle temcit pilavı gibi ıstıp ıstıp önüme koyacaksın. Ya Parlak Niyazi'yi bulsak zaten kızı buluruz. Bunu öteki ayarladık. Bir de Mat Niyazi var. Hiç seninle kavga edemem kardeşim bu haldeyken. Tamam. Kavga çıkartma o zaman hayatım. Ha bir de çirkin bu ya. Aferin Atıf Pirsel. Adam ol, yola gel. Biliyor musun mevzuyu? Mabalını kurtarmak için tezgah kurmuş. Aklı sıra beni kandıracak. Olsun, bu da bir şey. Tırsı da olan. Aklına kötü bir şey gelmez artık. Korku dağları bekliyor tabii. Karar verdik. Haziran'ın 7'sinde yapacağız düğünü. Ha. Kimle karar verdin? Senle sen mi? Fırat'la tabii ki. Hastaneden önce mi sonra mı? Önce tabii. Yani siz şimdi iki tane normal insan gibi oturdunuz karşılıklı. Biz 7 Haziran'da evlenelim dediniz mi? Hı hı. Aa, yok. Ben izin vermiyorum canım senin o adamla evlenmene. Yok. Önce gideceksin, kendine bakacaksın, iyileşeceksin, doktora gideceksin, bir toparlanacaksın. Sonra eğer konu açılırsa o zaman konuşuruz. Şimdi yasak. Ablacığım sen beni gerçekten deli zannetmeye başladın galiba. Öyle bir şey yok. Ben gayet iyiyim, tamam mı? Alınıyorum artık. Zannetmiyorum hayatım. Biliyorum. Bitecek o yemekler. Bitecek. Hadi. Alo. Ya Hikmet Baba, gözünü sevmiş oğluna sahip çık. Yani o karınca kadar beyniyle niye çarşıyı pazarı karıştırmaya kalkıyor? Ne oldu, ne yapmış ki? Bu silahtar Birsel var ya, tekstilci olan. Ha, duydum adını. O işte bizim Erol'un en büyük müşterilerinden bir tanesi. Ya gitmiş onun oğluna abuk subuk konuşmuş. Yok biz onunla ortakmışız da, beraber iş yapıyormuşuz da, falanmış da, filanmış da, haamış da, olmuş da. Bütün mevzuyu çarşıyı pazarı karıştırmış yani. Adam da sinirlenmiş, Erol'la selamı sabah kesmiş. Erol delirdi, beni aradı. Yani iş uzarsa damarımızı kesecek vallahi. Hikmet Baba, yani bir tane aklı evvel köşe yazarı çıkıp bu konuyu yazarsa... yemin ediyorum kendimizi Virgin Adaları'nda bakkal dükkanı işletirken buluruz. Sahip çıkış çocuğa ya. Tamam, ilgileneceğim ben. Sen kapat telefonu. Efendim? Aklını mı oynattın sen Fırat? Ne demeyi Erol'la ilgili ileri geri konuşuyorsun orada burada? Adam yıllardır hem bizim hem Sermet'in işlerini yürütüyor canla başla. Kim kaybetmiş de o bulacak ortaklığı? Baba bak, ben seni uyarıyorum. Kendi iyiliğin için ikisiyle de işlerini bir an önce bitir. Size bu akılları veren avukat bozması, Erol'u da bara donattırmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Uyarma deme. Oğlum yapma bak. Ne çabuk unuttun ölümlerden döndüğün günleri. Durduk yerde yine çekeceksin şimşekleri üzerine. Ayrıca fazla eşelemeye gelmez, ucu bana da dokunur. Beni de yakarsın ona göre ha. Peki baba. Ben evlat olarak vazifemi yaptım. Sonra uyarmadı deme. Çok fazla kalmayacağım. 2 dakika oraya gideceğim. Ne oldu? Nasıl durum? Haziran'da düğünümüz var falan diye abuk subuk konuşmaya başladı ya. Ne biliyorsun? Belki konuşmuşlardır hafta sonu falan. Ya saçmalama. Düğün var falan diye konuşsalar bu kadar hap yutup komalık olur mu? Ne bileyim. Selam. Deniz'ciğim ben senden giyecek bir şeyler aldım. Benim acelem var. Görüşürüz. Şişt. Nereye, nereye? Fırat çağırdı. Onun evine gidiyorum. Yarın beraber doktora gideceğiz. Siz keyfinize bakın, ben taksi çağırıyorum. Yok canım, yok. Yürü yukarı. Bırak, bırak git. Deli misin, nesin ya? Çekil. Allah Allah. Gitti ya. Allah'ım ya.
sen ne halt etmeye bu kızı eve çağırdın? Fırladı gitti, ben bunu tutamadım. Tamam gelsin. Sen de rahat bir uyku uyu. Aman dikkat et, ne olur bak bu işin bir şakası kalmadı artık. Ha, bir de ben sana bir şey soracağım. Bu 7 Haziran'da düğün kararı aldık falan dedi. Siz öyle bir karar aldınız mı? Hı hı. Bir şeyler konuştuk. Tamam, sen meraklanma. Tamam. Çağırmış. Rahat uyu falan dedi bir gece. Ya tamam, çağırabilir. O da ilgilensin, nişanlısı sonuçta da. Ben niye bu adama güvenmiyorum acaba? Düğünü de konuşmuşlar. Düğünü konuştularsa bu kız niye intihar etmeye kalktı? Ay. Ay artık benim sinirlerim çok bozuk ya. Uf, sorma Deniz ya. Benim de öyle valla. 4 ay önce ne kadar başka bir hayatımız vardı. Değil mi? Sen de farkındasın. Ya bu Fırat hayatımıza girdiğinden beri negatif bir enerji var ortada. Aa, ben falcı çağıracağım. Ben bir falcı çağırıp bu adama bir baktırayım ya. Başladık yine. Bu düğün müğün de palavra ha. Telefonda ben korkmayayım diye konuştuk dedi de yok öyle bir şey. O tırsmayayım diye ben telefonda öyle söyledi. Ya düğünü konuşmuş olsalar bu kız niye bu kadar ilaç içip intihar etmeye kalksın? Ay ben çok korkuyorum. Ya Irmak tamamen aklını oynattıysa? Ay. Denizciğim, canım benim gel. Gel bir tane ben seni yatırayım. Çok yoruldun sen ha, sinirlerini arap. Hadi, hadi can nerede, can nerede? Ne bileyim işte o da Şadiye'yle bir barda takılıyordu. Kesin. Bu ne ya? Kızım ağlanacak halimize giriyoruz. Rezilliğe bak. Şap yapalım mı? Ha? Hadi hadi gel. Hadi ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.